Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mufsilin Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. İlla tanfuruhu fekad nasurullahu iz ahrecehu lezine keferu la'an yesneyidhuma bil gari iz yekulu sahibi la tahzen innallaha ma'ana. أنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Şimdi mübarek haram beldede, haram ayda, mübarek Sevr Dağı'nın eteğinde buluştuk elhamdülillah. Bunlar tabi tarihte kalmış, yaşanmış kıssa ve hikaye kabilinden dinlenilmemelidir. Çünkü bu Sevr Dağı'nda yaşanan olay, hicret olayı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en sevdiği Mekke'den gurbete çıkması, İslam devletinin kurulmasının başlangıcıdır ve Müslümanların rahatlığının başlangıcıdır ve dinin, İslam'ın dünyaya yayılmasının başlangıcıdır. Onun için çok önemli bir hadisedir. Tabi Arapça'da biraz kıssa lafı, hikaye lafı doğru manasıyla önemlidir. Çünkü anlatılan demektir, nakledilen demektir. Ciddi bir şeydir. Fakat Türkçe'de bunlar biraz hikaye deyince uydurma zannediliyor. Kıssa deyince biraz böyle menkıbe falan hurafe zannediliyor. Halbuki Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında bile nehamle kusale ahsenel kasas, kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de bu tabirler geçiyor. Bunlar ciddi olarak yaşanmış ve bize ibret olarak kalmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neler çekti? Bu davayı nasıl getirdi? Buradan Hira Nur'a gideceksiniz inşallah. Nur dağın adıdır. Hira mağaranın adıdır. Hira. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan evvel, yani peygamberliği var da kendisine bildirilmeden evvel oraya çıkardı. Kabe-i Muazzama'ya bayağı da bir mesafe var. Bazen bir ay kalırdı, bazen iki ay kalırdı. Orada ibadet eden, tefekkür eden, Mevla'yı zikreden, hiç puta tapmamış, hiç içki içmemiş, cahiliyet adetlerine bulaşmamış, Mevla onu muhafaza etmiş, korumuş. Hazreti Ebu Bekir de öyledir, radıyallahu teala. Orada ibadet eden ne yer, ne içer? Şimdi eteğine gittiğinizde görürsünüz yani. 45 dakikada çıkılıyor. Hatice annemiz radıyallahu teala anha, niçin Hatice-i Kübra oldu? Niçin en büyük oldu? Ya oraya yemek taşır, su taşır. Yani erkek halinde adam zor çıkar iner oraya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i orada ziyaret eder. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme halvet sevdirildi.